Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Varheli'yi e, ağırladı biliyorsunuz bir araya geldi. Dün ayrıntılarıyla bakmıştık. Sayın Bakan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi ve vize serbestlisi çağrısı yaptı. Katılım müzakereleri sürecinde yaşanan tıkanıklıklar ve dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki taraf için de önemli bir ihtiyaç haline geldi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne çok daha fazla katkı verebilmesi için bu hususta da somut adımlara şahit olacağız. Bunu ümit ediyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ihtiyaç haline geldi dedi. Vize serbestisi çağrısı yaptı. Sanayicilerimizin, bilim insanlarımızın, gençlerimizin hedeflerine, ideallerine engel koyan vize politikası nedeniyle Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliği potansiyelini etkin bir şekilde değerlendiremiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü. Görüşmede Gümrük Birliği, vize serbestisi konularının yanı sıra Türkiye'nin 1 Eylül itibariyle katıldığı Dijital Avrupa programı da vardı. 7,5 milyar avro bütçeli bu program hepimiz için tarihi bir fırsat sunuyor. Bu programla birlikte sanayimizin, kobilerimizin, kamu kurumlarımızın dijital dönüşümünü destekleyecek Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerini de ülkemizde kuracağız. The Dijital Avrupa programı ile birlikte Türkiye'deki katılımcılar yapay zeka dijital becerilerin geliştirilmesi alanlarında fazla katkıda bulunacaklar. Yani yeni ekonominin tetiklenmesini sağlayacaklardır. Türkiye'yi gelişen bir inovasyon ülkesi olarak görüyoruz.